Herkese merhaba arkadaşlar, Bir Mevzu Var kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte TikTok'ta batik videolarını izleyeceğiz. Bakalım insanlar ne tarz tişörtlerine tasarım yapmışlar, hangileri güzel, hangileri çirkin, ona bakacağız. O zaman lafı fazla atmadan hemen videoya geçelim, ama öncesinde bu kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve aşağı yorum yapmayı unutmayın. Videoya geçelim. Oh. Oh. Domestos'u döktü ve yıkıyor. Bir şey söyleyeyim, ben bunu beğenmedim ya. Na. Daha güzel tişört tasarımları gördüğüm için bunun tasarımı kirlenmiş gibi kaçtı. Böyle eşsiz bir şey olmadı açıkçası. Demek ki pembe renkte bu yapılmıyor. Başka bir video izleyelim. Bu renkli yapıyor. Bak, bütün her yerini iple birbirine bağlayıp farklı renkler koydu. Üstüne bir de siyah ekliyor. Baya bildiğin tasarım yapıyor şu anda. Wow. Bir şey söyleyeyim mi? Bu harika olmuş yani. İşte görmek istediğim tasarımlar böyle. Bu favorim. Şu anda favorim. Siz de bu arada bu videoyu izlerken aşağıya hangi tişörtlerin favori olduğunu yazın. Eski kıyafetlerin boyayı. Bakalım şimdi bu nasıl yapacak? Çok fazla boya koymanıza gerek yok. Böyle azıcık azıcık koyabilirsiniz. Gıda boyası mı bu, yoksa sonra kumaş boyası falan mı? Hiçbir fikrim yok. İplerle bağlayabilirsiniz. Herkes beyaz tişört kullanıyor. Aa, bir dakika, bu farklı bir teknik deniyor. Fırça kullanıyor. Çorabını da yapıyor. Bir şey söyleyeceğim ama harika görünüyor gibi duruyor. Bu arada ıslatıp yapınca renkler daha iyi birbirine geçiyor. Bakalım ortaya nasıl bir şey çıkacak. Şimdi sonucunu göster mi? Çok merak ettim. Oha, beyaz. Beyaz kot pantolona da yaptı. Ama bir şey söyleyeceğim açıkçası. Çok karman çorman olmuş yani. Bunun hepsini üzerine giyip kombin yapmaya çalışsan hani insanın göz algısı karman çorman oluyor yani. Başka bir renk. İlk defa bu renk bir batik. Bir dakika. Bu kesme biçme işlemi falan da yapmaya başladı ve üstüne sprey ile çamaşır suyunu sıkıyor. Açıkçası ben görünüşünü hiç beğenmedim. Yani güzel bir tasarım gibi duruyordu ilk başta o kesikler ama görünüş, sonuç yani hoşuma gitmedi yani. H&M'den aldığım şöyle bir bikini üstü var. Şimdi buna batik yapacağız. Bakalım nasıl olacak? Ben de çok merak ediyorum. Renklendirmek için kumaş boyası renkler bunlar. Sırayla bardakları. O zaman bu çamaşır suyuyla yapmıyor. Bazıları da o zaman sadece renklendirici kullanıyor. Ve içlerine su ekleyip karıştırdığımızda renkler. Turuncu rengi oldu. Beğendim. Ama sonra diğer renkler çok pastel kaçtı. Şimdi bikinimizi bağlayalım. Aa, bu da şey yapıyor. Ne derler, lastikle evet, birbirine sıkıştırdı. Çünkü direkt dökeceği için onu yapıyor. Boyalar bulaşsın önemli değil. Ben böyle rengarenk. Bütün boyaları birbirine karıştırıyor. Zaten. Ama peki baskın bir renk olursa ne olacak peki? Yani senin kullandığın o renkleri de yok ederse diyeceğim ki yok etmedi açıkçası. Boğum boğum bazı bölgelere koymuş. Şimdi keselim bakalım. Açıkçası ben de heyecanlıyım. Aa, bir şey söyleyeceğim. İnanılmaz tatlı duruyor. Renkler çok güzel. Diğer tişörtlere baktığım zaman onlarda böyle bir avamlık vardı ama bu buna çok güzel yakışmış. Bunu beğendim. Şimdi sıradaki batik videosunda birlikteyiz. Bu kesin abi çamaşır suyu kullanacak diye düşünüyorum. Çünkü kumaşının rengi koyuydu. Açacak çünkü. Bir şey söyleyeceğim. Aa, durdurmak istiyordum orada. Bu birazcık güllü bir simgeyi hatırlattı bana, bilmiyorum. Güzel, kötü değil. Daha kötülerini gördük. Bu iyiydi yine de diğerlerine kıyasla. Bakalım bunun modeli nasıl bir şey olacak? Yapılış aşamasını kaçırdım mı yoksa direkt açıyor mu? Bir saniye bir şey söyleyeceğim. İnanılmaz güzel renkler olmuş. Açıkçası buradaki yeşil ve maviler biraz birbirine karışıp siyaha doğru, böyle çamur rengine doğru kaçarken buradaki kırmızılar, sarılar, turkuazlar çok güzel yakışmış. Buna bayıldım. İnanılmaz güzel görünüyor ya. Ve bu bir çanta, tişört falan değil. Gerçekten denemek isterdim açıkçası böyle bir şeyi yani. Kumaş boyası kullanacak bu. Renklerini çok güzel seçiyor bak. Bence de açık renkleri kullanmak daha iyi ve bu renkleri böyle birbirine harmanlayınca bu çamur rengi bir koyu bir renk ortaya çıkıyor. O çıkınca bence kötü oluyor. Onun haricinde böyle canlı renkler kullanınca tişörte çok yakışıyor yani ve onu, o simetrik şeklini yakaladığım vakit
inanılmaz güzel duruyor. Yani bütün eski beyaz tişörtlerinizi ya da siyah tişörtlerinizi bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Hatta ben de denemek istiyorum açıkçası ama biraz korkuyorum. Buna bakıyorum abi, renk sıkıntısı var bence bunda. Evet, model güzel çıkmış ama ben bu şekilde bu renk bir şey giymezdim açıkçası. Güzel evet ama yani sanki sürekli giyilebilecek bir şey yapmıyor gibi. Sanki böyle bir partide ya da ne bileyim böyle bir festivalde falan giyilebilecek bir tişört gibi oldu. Bakalım sıradaki videoda nasıl bir tasarım ortaya çıkacak. Bence farklı düğümleme teknikleri de olabilir, birbirleriyle katlama falan. Çünkü herkes genelde şu anda aynı şeyi yapıyor. Bilmiyorum ne kadar farklı bir tekniği var. Bu renkleri dökmeye başladı. Bak bu birazcık canlı renkler kullanmaya başlamış çünkü bir dakika, renkler Kırmayı çamurlaştı. bırakıyoruz. Daha önce boya yaparken Sonucunu mahvettik. göstermedi, bilmiyorum. Bu siyah tişörtüne çamaşır sulu bir versiyon yapacak eminim ki aynen tam olarak da öyle yapıyor. Çamaşır suyunun arınması için çamaşır makinesi koydu. Bakalım nasıl bir model çıktı. Bak rastgele çamaşır suyu dökünce bence spreyleme yöntemi bir açıdan mantıklı ama ben çamaşır suyu direkt dökme taraftarı değilim açıkçası. Bilmiyorum. Renklendirme yöntemi de hoş olabilir. Yani istediğimiz gibi Ben en bağlıyoruz. mantıklı olanın Kumaş renklendirme grubu, yöntemi olduğunu düşünüyorum rengarenk açıkçası. hazır. Daha giyilebilir ve daha Sonrasında işleme tasarımsal duruyor. başlayabiliriz. Çok Ve merak ediyorum işlem sonucunu tamamlandı. lütfen. Rengarenklik Gösterir misin? görsel karşımızda. Bak, evet bak. Ve sonuç. Bu giyilebilir gibi eğlenceli duruyor. Diğerleri benim ruhumu kararttı ya. Bir dakika bakalım. Bu kot Evet pantolonu şimdi. yapacak. İlk defa kot pantolon görüyorum. Bir yerlerini maskeledi. Beyazlamasını, renginin ağarmasını istemediği yerleri maskeledi. Bantla maskeledi galiba, bilmiyorum. Bembeyaz yaptı kotun. Kotun bir tarafının rengini açtı komple. O bandı da sınır bölgesi olsun diye kullanmış. Ve şapka görüyoruz arkadaşlar. Şu an ilk defa şapka göreceğiz. İnşallah kötü... Aa, inanmıyorum. Bu çok güzel olmuş. Şapkaya inanılmaz yakışıyor. Şapka forever abi. Şapkaya yapılabilir siyah bir şapka varsa. Benim hiç siyah bir şapkam yok. Ama beyaz bir şapkam vardı. Belki ona renklendirme yöntemiyle yapabilirim, bilmiyorum. Bu da direkt Domestos'u. Çünkü ben Domestos'u suyla açsak o yoğunluğunu daha böyle bir suyla sıvı hale getirsek de işe yarıyor mu bilmiyorum. Eğer denediyseniz aşağı yorum olarak yazın. Merak ettim yani. Bunu suyla karıştırıp bunun üstüne döksem işe yarar mı? Of, kenarlarının kırmızı kırmızı olması inanılmaz tarz duruyor ama çok bekletince de böyle kötü duruyor. Bu çamaşır makinesine atmadı. Bu direkt attı. Bilmiyorum, kötü durmuyor ama çok da beni çekmedi açıkçası o model. Bakalım nasıl bir şey yapacak. Bu renkli bir model yapıyor. Yine bu çaprazlamasına lastiklemiş. Abi hayır ya, hiç öyle bir sonuç beklemiyordum. Aşırı kötü çıktı. Oha. O dediğim yöntemi keşke birisi denese, bunu suyla karıştırsa ve nasıl bir sonuç çıkacağını hep birlikte görsek, inanılmaz merak ediyorum yani şu an. Ya çok ha... Aa bak, kırmızı renge çok yakıştı ama işte benek bazı bölgelerde olduğu için tarz durmuyor. Ya bilmiyorum, bana mı öyle geliyor acaba? Hiç denemediğim için, bir de canlı görmek lazım deneyip. Bu kaynattı mı, ne yaptı, ben kaçırdım. Maviye hiç yakışmıyormuş bu arada, onu gördüm. Bakıyoruz nasıl bir model çıkardı. Bu birazcık göbeği açık bir model yaptı. Hem kes hem dikiş nakış yaptı. Renk okey. Ama bence bu model nerede giyilir? Bilmiyorum. Yani çok pastel ve çok açık bir tonu var. Yazın güzel olabilir ama sahil kenarına falan yakışır gibi geldi. Bak bir dakika. İlk defa böyle bir tarz görüyorum. Karton kutunun içerisine koyuyor. Ve üstüne direkt boyalarını serpiştirdi ve buz koyuyor. Bu, aa, inanmıyorum. Gerçekten eğer buz koyarak mı o şeyi elde etti, yoksa suyla da bu işe yarıyor mu? Hiçbir fikrimiz yok. Sıradaki videoya devam ediyorum. Bakalım ne tarz bir model çıkacak. Şu an bu bardaktan döktü. Bak evet, yoğun olduğu için her yere temas etmiyor. Hani belki de modeli o şekilde yapmak için onu yapıyordur. Hiçbir fikrim yok. Ama ben yine de o benek olan modeli sevemedim. Siz hangi modeli seviyorsunuz? Batikte renkli modelleri mi, yoksa çamaşır suyuyla kullanılan o bazı bölgenin rengi açılan modelleri mi seviyorsunuz? Aşağı yorum olarak yazın. Bakalım kimler hangi modelleri seviyor. Eğer siz de batik tişört yaptıysanız nasıl yaptığınızı aşağı yorum olarak da yazabilirsiniz.
Hepimiz oradan okuyarak deneyebiliriz. Ben bu modeli de beğenmedim. Yok abi yani çamaşır suyuyla olan modelleri bir türlü beğenemiyorum. Bakalım bu nasıl bir şey. Bunun batikle pek bir alakası yoktu. Bu boyalı versiyon. Pastel tonlarında bir boy olacak yine tahmin ediyorum. Rengi çok açılacak. Mor... Aa, bir saniye bak. Gerçekten beyaz tişörtlere yapılan renkli çalışmalar çok güzel ya. Al sana abi pijama ya. Çok güzel olmuş gerçekten, buna bayıldım. Yine renkli bak. Renklilere çok sevim ve spreyli bir model. Bakalım nasıl olacak. Gerçekten yaz için çok güzel. Bunun rengi çok açıldı. Ben galiba birazcık daha böyle canlı ve koyu olan renkli modelleri seviyorum. Bu da maskeleme yöntemi yapıyor. Bakalım ne olacak. Her yerini mi açacak bu? Az önce bir tane model görmüştü. Bütün pantolonun bir bacağını komple bembeyaz yapmıştı. Bakalım ne yapacak şu an. Evet, çamaşır suyunu suyla açtı. İlk defa birisi bunu yaptı be. Bir dakika, sünger kullanarak yapıyor. Cidden şu an bunun sonucunu aşırı merak ediyorum. Bakalım nasıl bir model ortaya çıkacak. Aa, çok da açmadı rengini. Aa, bak güzel bir model. Bunu Zara'da satsalar var ya, yemin ediyorum size 150 liradan 200 liradan aşağı satmazlar. Güzel bir yöntemmiş. Bunu beğendim. Evet, bu da son videomuz olsun. Bakalım nasıl bir model çıkacak. Bu da renkli pastel bir model yaptı. Ben çok renkleri açık oldu açıkçası yani. Güzeldi ama renkler açık olunca beni çok cezbetmiyor açıkçası. Her neyse arkadaşlar, eğer bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve yukarılarda aşağıda çıkan diğer videolarımı tıklamayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.